Merhabalar, 9. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. Sizler ise 9. sınıfın diğer derslerinin yazılı hazırlık videolarına da bu sayede ulaşmış olursunuz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Hücre zarında nötr atomlar nokta nokta iyonlara göre daha kolay geçmektedir demişiz. Nötr iyonlar negatif iyonlara göre daha kolay geçmektedir. Evet, küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru hücre zarından geçişine biz pasif taşıma diyoruz. Su ve suda çözünen küçük moleküllerin protein yapılı özel taşıyıcılar veya kanallarla hücre zarından geçişine nokta nokta difüzyon denir. Kolaylaştırılmış difüzyon denir. Tamam mı? Dört. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen zardan difüzyonunu biz osmoz deriz. Tamam. Osmoz denir. Bitki hücrelerinde osmoz sonucu yani suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen zardan difüzyonuna osmoz diyoruz. Bitki hücrelerinde osmoz sonucu hücreye giren suyun hücre çeperine yaptığı basınca ise Turgor basıncı deriz. Tamam. Oskos nedir? Öğrendik. Osmos. Osmos sonucu hücreye giren suyun hücre çeperine yaptığı basıncı ise Turgor basıncı diyoruz. Evet, yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğundan fazla olan çözeltinin oluşturduğu ortama hipertonik ortam denir. Hayvan hücrelerinin hipotonik ortamda su alıp şişmesi sonucu suyun yaptığı basınca dayanamayıp parçalanması olayına hemoliz denir. Osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki farka bağlı olarak su moleküllerini çeken faktöre biz emme kuvveti deriz. Küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru ATP harcanarak enzim ve taşıyıcı proteinler yardımıyla hücre zarından geçişine aktif taşıma denir. Evet. Büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla enerji harcanarak hücre içerisine alınmasına endostoz denir. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllü ve suda çözünebilen maddelerin hücreye alınmasına ise pinositoz denir. Bir konuyla ilgili duyu organları ya da ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecine gözlemlenir. Büyük moleküllü katı partiküllerin hücre içerisine alınmasına ise fagositoz denir. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına biz sınıflandırma diyoruz. Evet, embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı. Görevleri aynı olan organlara ise analog organ denir. İnsan kolu ve yarasa kanadı görevleri farklı olmasına rağmen kökenleri aynı olan homolog organlardır. İnsan kolu ve yarasa kanadı görevleri farklıdır ama kökenleri aynı olan homolog organlardır. Evet, devam ediyoruz. Günümüzde türlerin adlandırılmasına kullanılan sistemlerin temelini nokta nokta adlandırma sistemi oluşturmaktadır. Binomial adlandırma sistemi oluşturmaktadır. Türden aleme doğru gidildikçe ortak özellikler ne olur? Tabii ki azalır. Türden aleme gittikçe şöyle söyleyelim. Özelden genele gittikçe ortak özellikler
azalır. Evet, filogenetik sınıflandırmada benzer familyalar bir araya gelerek takım kategorisini oluşturur. Evet, yazılımızı tamamladık diyeceğim. 17 atlamışız. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular, yani verimli döller verebilen bireyler topluluğuna biz en basit anlamda tür deriz. Evet, hepinizin sınavından şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.